Sevgili seyirciler, sevgili konuklar, dünyanın en çok kazandıran ve en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ilk yarışmacımızı çağırıyorum. Hande Yediğer geliyor. Sevgili Hande, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Görmeyeli ne yaptınız? Birçok şey. Hazırlandınız mı biraz? Karıştırdınız mı sağa sola? Çok fazla değil. Yani 26 yıllık deneyimimi kısacık bir zaman sığdıramayacağım için çok fazla bir şey yapmadım açıkçası. Şans sizin yanınızda olsun. İnşallah. Tekrar merhaba, tekrar hoş geldiniz sizler de. İsim Egemen, eşiyim. Evet. Bir bilişim firmasında çalışıyorum, bilişim uzmanı olarak. Kendisine bugün de tekrar başarıları. Heyecanlı mısınız? Hepimiz heyecanlıyız vallahi ekip olarak. Siz de tanıyorum tekrar. Ben Dilara Hak Yemez. Ankara'da yaşıyorum. Hande buraya gayet güzel geldi. İnşallah bundan sonra da güzel devam eder. İnşallah. O zaman yarışma başlıyor. Sevgili Hande, 60 bin liralık soru geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Güney Afrika'nın içinde Lesotho Krallığı'nın, İtalya'da Vatikan'ın olması gibi bir ülkenin tüm topraklarının başka bir ülkenin içinde yer almasına ne ad verilir? A. Enclave. B. Continental. C. Oblast. D. Rayon. Sanki ben bunu bir yerlerden biliyor gibiydim ama Enclave cevabı bana çok yakın geliyor şu anda. Nereden duydunuz daha önce böyle bir şey? Sanırım derslerden biliyorum yani hani, ama çok yani çok da emin değilim açıkçası. Oblast, Continental, Rayon. Yani bir ülkenin tüm topraklarının başka bir ülkenin içine yer alması terimini yani biliyorum. Aslında tanımı da biraz enclave gibi geliyor. Diğerleri yani diğer seçenekler bana çok fazla bir şey çağrıştırmadı açıkçası. Oblast, oblik vesaire. Continental. Sanırım bu riski göze alamayacağım gibi geliyor. Enclave. Ben çekilmek istiyorum. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Hande Tetik, ne diyecektiniz? Enclave diyecektim. Enclave diyecektiniz. Kısmet. Bence üç kere ayağınıza geldi kısmet. Hem evet, de dolu dolu bir şekilde. Haklısınız. Ama çok garantici davrandınız. Şöyle aslında bilmediğim soruları bilememekten değil, asıl bildiğim soruları bilememekten korkmuştum. Ben de onu söylemeye çalışıyorum şu anda. Evet. Emin olduğunuz şeylerde de biraz kendinize güvenmeniz lazım bence. Kesinlikle haklısınız. Başarılar dilerim efendim. Teşekkürler. Güle güle abi. Sağ olun. İyi günler diliyorum.